Sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Şimdi sizlerle beraber Nisan ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak, Merkürün 15 Nisan'a kadar Koç burcunda geri harekette olduğunu görüyoruz. Yani sizin burcunuzda geri hareketine devam ediyor ve 15 Nisan'dan başlayarak ay sonuna kadar yine sizin burcunuzda düz hareketine devam ediyor. Ve 16 Nisan günü yine sizin burcunuzda yeni ay gerçekleşeceği için ayın ikinci bölümünde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, yeni projeler üretebilirsiniz, ertelediğiniz projelerinizi devreye sokabilirsiniz ve genel olarak hayatınızla ilgili çok daha fazla inisiyatif kullanabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Ve Venüs'e baktığımızda Venüs'ün 24 Nisan'a kadar boğa burcunda olduğunu görüyoruz. Bu haritanızın ikinci eviyle ilgili olduğu için özellikle 24 Nisan'a kadar para konularında çok avantajlı olacaksınız. Mümkün olduğunca biriktirmeye çalışın, düşünmeden harcamayın ve doğru yerlerde değerlendirmeye çalışın. Ve Mars'a baktığımız zaman Mars'ın bütün bir ay boyunca Oğlak Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Bu ay aynı zamanda kariyeriniz ve hedeflerinizle ilgili etkin adımlar atabilirsiniz, yeni bir işe girebilirsiniz ya da mevcut iş yerinizde terfi etme imkanıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle ayın ikinci yarısında bu enerji çok belirgin bir şekilde hayatınızda etki edecek ve ay fazlarına baktığımız zaman yeni ay fazının ilk başta söylediğim gibi sizin burcunuzda ve koç burcunda gerçekleştiğini görüyoruz. Yani 16 Nisan günü bir yeni ay oluyor Koç burcunda ve ilk başta söylediğimiz gibi size yeni başlangıçları vaat ediyor. Dolunay ise ayın son günü 30 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşiyor. Akrep haritanızın 8. evi ile ilgili olduğu için ayın son günlerine yaklaşırken özellikle kredi borç alacak, miras gibi, ortak yatırım gibi konularla ilgili biraz kafanız karışabilir ve ikilemde kalabilirsiniz. Ayrıca krizler, riskler konusunda da daha temkinli hareket etmeniz gerekecek yine ayın son günlerinde. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.